Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkasında bıraktığı video sonrası intihar etmesiyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Bakanlığa bağlı bir kuruluşta gazetecilerle bir araya gelen Yanık, bakanlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin değerlendirmesi sorulan Yanık, bunun için çok üzgün olduğunu söyledi. Yanık, "Çok genç ve yetenekli biri, çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin." ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de sabırlar versin. Orada şuna dikkat etmemiz lazım. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade etmemiz lazım dedi. Yanık sözlerine şöyle devam etti. Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yazılan, yapılan yorumlara bakınca açıkçası bir öykünme tetiklemesi yapar mı diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Bizim çalışmalarımızda, aile eğitim programlarımızda, bakanlığın genel olarak sosyal hizmet başlığı altındaki faaliyetlerinin tamamında aile içi iletişim ve toplumsal iletişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor ve buna yönelik çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Başka pek çok şeyi konuşabiliriz, tartışabiliriz ama iki önemli durum var. Genç bir çocuk öldü ve iletişim problemi olduğu düşünülüyor. Bazı durumlar siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır. Bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hayat hakkı bunlardan biridir. Enes Kara ve benzer olayları değerlendirirken hepimizin ideolojileri, dünya görüşü vardır. Bu da çok normaldir ama bütün bu kimlikleri bir yana bırakıp, bu kıyafetleri bir yana bırakıp insan ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmak zorundayız dedi.